Evet, herkese hoş geldi arkadaşlar. E, bugün karşınıza Skybox moduyla çıkmış bulunuyorum. Evet, efsane bir mod arkadaşlar. Şu havanın güzelliğine bir bakın. Allah insanı şöyle oturup manzara izleyesi geliyor. E, şu an gece saatlere saat yani oyundaki de zaten akşam şu an. E, gündüz olanı test edemedim yani gündüzde de güzel duracaktır eminim. Eee Gerçekten çok iyi bir hava var, efsane bir hava var. İnsanın böyle dağa dağ bayrağı geldim böyle. Size modu göstermek için. Şimdi bunu ben çok lafı uzatmayacağım, bunun kurulumunu size göstereyim. Çok inanılmaz bir basit. Zaten bizim bütün e, modlarımız basit modlar ve küçük megabaytlı dosyalar. Yani oyunu yormayacak şekilde e, kurulu düzen oluyor genelde yaptığım modlarda. Burada e, YT menüden e, YT Tayland'dan referans alan herkese teşekkür ederim 35 kişine gerçekten teşekkür ederim e, Onun harici abone olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim 380 kişi olduk e, İnşallah 400-450'leri de görürüz diyelim e, indirme linklerini her şeyini videonun altına koyacağım Zaten her şeyi net bir şekilde anlatıyor da olacağım arkadaşlar Evet lafı uzatmadan hemen geçiyoruz Evet arkadaşlar şimdi kurulum kısımdayız. Ee, ben Rinal Roleplay oynadığım için Rinal play'den göstereceğim bu modun nasıl olduğunu. Ee, şimdi arkadaşlar şu iki dosyanın linki var. Onları ben bırakacağım zaten videonun altına. Her zaman asit dosyalarını oyunun olduğu kısım adını yani oyunun kurulu GTA San Andreas eksesini gördüğünüz yere asit dosyasını atın arkadaşlar. Ee, ondan sonra acaba hemen skybox açın. Şuradan gelin abi, şuna tıklayın. Modloader'ınız zaten yüklüdür mod yapıyorsanız. Şu iki dosyayı modloader'ın içine atıp onaylıyorsunuz. Zaten onay sormaz. Ee, onayla kısmını geçin yani o üst üste dosya varsa onay ee, ister sizden. Ve şöyle onun harici böyle gökyüzüyle ilgili bir modunuz falan vesaire varsa onu da temiz bir GTA'nın içine falan kurmanız lazım bu modu. İkisi birleşirse olmaz. Cleo'nuz da ol olması gerekiyor arkadaşlar bu mod için. E, mutlaka zaten vardır %80'inde Cleo. E, Cleo'ya giriyorsunuz. Olduğunuz gibi şunları tutuyorsunuz. Buraya çat atıyorsunuz. Zaten burada dosyaları görüyorsunuz abi. Ondan sonra bir geriye geliyorsunuz. E, son işlem. Her zaman bu işlemleri yaparken yedeklerinizi alın. E, yedek bir GTA'nız olsun. onu da söyleyeyim. E, bunu da datanın içine şöyle olduğu gibi atıyorsunuz ve işlem bitiyor arkadaşlar. Bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.